Anne ya. Kafam kazan gibi vallahi. Dün gece dön Allah dön, dön Allah dön. Bir türlü uyuyamadım. Şu yeni aldığım yastıktan mı oldu acaba diyorum. Yastıktan değildir o kızım. Kafan rahat olacak, kafan. Bak o zaman yorgana da nasıl huzura sarılır gibi sarılır uyursun. Ay anne sağ ol be. Şu kuş yuvası kadar dükkanda kafana bir şey takma. Hayırlı bir kısmet çıkmazsa da üzülme. Devir bir tarafını yat diyorsun yani. Ama Allah katında torpil yok Atifet Sultan. Beni ne kadar üzdüysen sen de o kadar yanacaksın. Aman deli deli konuşup durma kız sabah sabah benimle. Hadi işine bak sen. Emredersiniz Ebu Leheb Hazretleri. Merhabalar. Nazlı'cığım hoş geldin. Hoş geldin Nazlı'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın Atifet teyze? İyiyim yavrum. İffet söyledi iş bulmuşsun. Hayırlı olsun. Ya evet artık iş mi beni buldu ben mi onu belli değil. İffet biraz konuşalım mı? Tabii. Kraliçe Hazretleri izin verir mi acaba? Git hadi git. Başımın belası. Ama sonra etimi cimcirmek yok. Ay, hadi hadi. Hadi kolay görüşürüz. Gelsin. Hadi. Ne oldu iş olayı dün akşam? Ya kızım beni dün arayan kadın var ya. Fırat'ın sekreteriymiş. Aa. Kadın resim ders mi alacakmış yani? İlanı nereden görmüş ki? Ay hayır be İffet. Anlasana işte Fırat arattırmış. Kafeye gelen de oydu. Kız Allah adamı böyle yapar işte. Tabii pişman oldu seni geri çevirdiğine. Şek böyle bir numaraya başvurdu. Kız yine de çok romantik ha. Hiç de romantik değil İffet. Ya adam resmen beni afiş dağıtırken görmüş, acımış halimi, iş vereyim diyor işte. Neymiş efendim? Şirketi için dekoratif bir resim yapacakmışım. Nazlı, ne olursun kabul ettin de. Ya etmedin değil mi? Etmedim tabii. Ne edeceğim ya? Benim de bir gururum var dedim. Bundan sonra beni görürsen tanımazlıktan geldim. Heh, ardından da bir kafa koysaydın, kendine gelseydi Fırat. Ya Nazlı, Allah aşkına sana kimin kalbini taktılar ya? Sen ameliyattan sonra bir manyadın. Aşık olduğun adam sana acıyınca küfür etmişten beter oluyor işte. Ama kıyamam ya. Aşık Nazlı'şım benim. Tabii aşk sevene zor, sevilene çocuk oyuncağı. Tamam, bir daha Fırat'ı görmezsin olur biter. Mümkün değil işte. Şimdi tükürdüğümü yalayıp gidip iş teklifini kabul etmek zorundayım. Allah'ım! Bana bir verdiğin Nazlı'dan millete üç verdi. Onu anlamak ne kadar zormuş görsünler. Babam iyi değil İffet. Değil işte ne yapayım? Çalışacak durumda değil. Borç desen gırtlağa kadar dayanmış durumda. Gurur yapmanın sırası değil işte. Çalışıp annemle babama bakmak zorundayım. Zaten kadına bir ton yalanı sıraladım. Mutlu oldu. Şimdi ölsem dönemem sözümden. Tabii o kadar laftan sonra Fırat seni işe alırsa.